yaptın? Abi 3'e 3'e var ya. Bağlıyorum yeşil veriyor abi. Şimdi gördüm. Şimdi tanıdım. Hayır abi. HDMI bu abi. Efendim. Bir de bağlamak. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, değerli katılımcılar, merhum Yıldırım Akbulut'un biyografisini arz ediyorum. Merhum Yıldırım Akbulut, 1935 yılında Erzincan'da doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Erzincan'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 6-11-1983 tarihinde yapılan 17. dönem milletvekili genel seçiminde Anavatan Partisi'nden Erzincan milletvekili oldu. 45. hükümette 26-10-1984, 16-9-1987 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüttü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili oldu. 18. dönem milletvekili genel seçiminde ikinci kez aynı ilden milletvekili seçildi. Bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yaptı. Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesi üzerine 9-11-1989, 23-06-1991 tarihleri arasında 47. hükümette başbakan oldu. ANAP Genel Başkanı seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 19. yasama döneminde Erzincan, 21. yasama döneminde Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 21. yasama döneminde 20-05-1999, 30-09-2000 tarihleri arasında İkinci kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevlerini yürüttü. Merhum Yıldırım Akbulut, evli ve 3 çocuk babasıdır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Erdoğan'ın bu gün başkanı Erdoğan'ın bu gün başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP lideri devlet partisi diğer için 6 yıl
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, değerli katılımcılar, konuşmalarını yapmak üzere merhum Yıldırım Akbulut'un damadı Sayın İsmail Kırca'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Meclis Başkanım, çok değerli ağacım. Kayın babamın cenazesini teşrif ettiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendisini 28 yıldır tanıyorum. 28 yılda bitmek üzere. Kayın babamdı ama kayınlık kısmını atmıştık. Babamdı. Hem benim hem evlatlarının babası olarak babalığın gereğini her zaman yerine getirdi. Bila istisna. Yanında olmaktan her zaman huzur duydum. Bize her zaman değer verdi. Kendisine minnettarız. Onun da hiç kuşkusuz bir takım kamu hizmetlerinin üstlenmesi bile yaptığı hizmetler vardır. Bunu değerlendirmek haddimi aşmak olur. Bunu millete ve tarihe bırakmak lazım gelir. Bilhassa tarafsız davranmayı becerebilen, muhakeme yeteneğini gelişmiş, vicdan ehli insanlara bırakmak lazım gelir diye düşünüyorum. Ben onun burada izninizle fazla zamanınızı almadan bizatihi şahit olduğum birkaç insani ün üzerinde vurgulamak istiyorum. Bu söylediklerim bir cenazenin arkasından ne olursunuz güzellem olarak değil, yüreğimin derinliklerinden gelen bir ses olarak kabul buyurunuz lütfen. Öncelikle hakikaten eski tabirle kal değil hal ehliydi. Az konuşurdu, az konuşması aslında boğaz dokuz boğum atasözümüzün bir gereğinin yerine getirilmesinden ibaretti. Bilinçliydi bu konuda, düşünerek konuşurdu. Allah şahittir ki nadiren de yaptığı esprilerinde bir kez olsun dahi abartılı bir söz kullanmamıştır. Hiç şahit olmadım. Hakikat ilahına bir sözüne hiçbir zaman şahit olmadım. Hiçbir ortamda şahit olmadım. Bu arada şu hakkını da teslim etmek lazım geliyor. Evimize zaten üçüncü şahıslar girmez. Daha doğrusu onlar bahis mevzu olmaz. Dolayısıyla büyük küçük dedikoduya asla izin verilmez. Hiçbir zaman inanınız bir kişinin aleyhinde en ufak bir laf sarf ettiğine şahit olmadı. Buna da çok titizlenirdi. Dışarıda da birkaç kez bir toplulukta bu gibi durumlarda buna müdahale ettiğine şahit oldum. Bu her zaman böyleydi. Bilhassa böyleydi. Şunu da belirtmekte fayda var. Hep belli seviyeyi korumaya çalışan vakar sahibi bir insandı. En yakın olsa dahi o seviyesine hep muhafaza etmeye çalışırdı. Fazla nasihat etmeyi sevmezdi ama birkaç söylediği sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. En azından muhatap kendimin olduğunu düşündüm. Kimsenin adamı olma dedi. Fikrin ve vicdan yür olsun. Yakışmaz sana dedi. Fikrin ve vicdanı her zaman yürüttük dedi. Bu benim için çok önemliydi. İşlerini görürken de mutlaka haktan hukuktan yana. Hak edene mutlaka hak ettiğini ver, etmeyene de verme. Liyakatı mutlaka gözetlerdi. Bunlar bir hayat üstü olarak bize verilebilecek en büyük öğütlerden. İnsaf sahibi birisiydi. Birçok kez şahit oldum buna. İnsafı hiç elden bırakmadım. Olumsuz sözlerin muhatabı olsa dahi her zaman sükunetle karşıladı. Hiçbir zaman gönül kırmadı. Ne bizim ne de benim bulunduğum ortamlarda bir başkasına. Bu güzel hasletlere sahip olmasının sebebini de burada anmadan geçemeyeceğim. Rahmetli annesinin genç yaşta dul kalmış, çocuklarını büyütmek için büyük gayret sarf eden rahmetli babaannemizin büyük payı var diye düşünüyorum. Çünkü bu güzel hasletler ondan tevarüz etmiş diye görüyorum. Çünkü ikisinin de tanıma bahtiyarlığına erişti. Kur'an
Ali Bey olarak da çok aziz bildiğimiz, mukaddes bildiğimiz meclisimizi bize bırakan Atatürk'ümüze ve İstiklal Savaşı'na maddi veya manevi en ufak katkıda bulunan bütün şahsiyetlere minnettarlığımızı burada ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Biz kendisini çok sevdik. Allah da sevsin. Günahlarını affetsin. Taksiratını affetsin. Mekanı cennet olsun. Biz ondan razıyız. Allah da razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sayın Kızcı'ya teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un kürsü teşriflerini arz ederim. Merhum Yıldırım Akbulut'un kıymetli ailesi, cenaze merasimine iştirak eden değerli arkadaşlar, bugün burada kıymetli siyaset ve devlet adamı Yıldırım Akbulut'u Dar-ı Ukba'ya son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldik. Uzun devlet ve siyaset hayatında birçok önemli ve en üst düzeyde görevler ifa eden, ülkemize değerli hizmetlerde bulunan merhum Yıldırım Akbulut'a Cenab-ı Hak'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Ölüm, hayatımızı da anlamlı kılan, dünyamızın acı ama kaçınılmaz bir gerçeğidir. Tabiri caizse esasen dünyaya ölmek için geliriz. Ama dirilmek ve baki bir hayata devam etmek için ölürüz. Ölüm, baki hayat yolculuğumuzda bir dönemin sona ermesidir. Ama yeni bir dönemin, yeni bir hayat safhasının başlangıcıdır. Ölülerimizin ardından okuduğumuz Fatiha suresi de Kur'an'ın ilk suresi esasen bir başlangıcıdır. Bu ebedi hayatın başlangıcında geride hoş bir sada bırakarak, devletine, milletine sadakatle, hizmetle dolu bir ömür bırakarak, hayırlarla yad edilerek yolculuğa çıkanlara ne mutlu. Merhum Yıldırım Akbulut kendisini uğurlamaya gelen bu kıymetli ve büyük topluluk, ardından yazan, söyleyen, kendisini hayırla yad eden Cemmi Gafir ve milletimizin hüsnü şehadeti gösteriyor ki, ebedi hayat yolculuğuna güzel bir şekilde çıkan seçkin, müstesna insanlardan. Erzincan'da avukatlık yaptığı dönemde Adalet Partisi ile başlayan siyasi yolculuğu, 1980 askeri darbesinin ardından kurulan ve kurucuları arasında bulunduğu Anavatan Partisi'nde uzun yıllar devam etti. Siyasette sivilleşme çabalarının yaşandığı o yıllarda merhum Turgut Özal'ın en yakın yol arkadaşı oldu. Her siyasiye nasip olmayacak büyük ve önemli görevlerde bulundu. Parti Genel Başkanlığı, Milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevlerinde ülkemize ve milletimize hizmet eden merhum Akbulut, ömrünün son zamanlarında dahi hizmetten geri durmamış, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda ülkesi ve milleti için çalışmaya devam etmiştir. Siyasetin zorlu çarkları arasında mütevazi, dürüst, sükunet içinde ve nezaketli kişiliğinden bir şey kaybetmeden ayakta kalabilmeyi başaran ve ömrü boyunca bundan taviz vermeyen merhum Akbulut, hafızalarımızda ve hatıralarımızda böyle yaşamaya devam edecektir. Başbakanlığı sırasında 1. Körfez Savaşı olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesine ülkemizin katılmaması yönünde sergilediği kararlı tutum, devlet ve siyaset adamlığı açısından çok kritik bir hamleydi. Ayasofya Camii'nin açılışına dünya gözüyle şahit olması ise çok önemli bir hadise ve müstesna bir mazhariyettir. Zira Ayasofya'nın Hünkar Kasrı uzun yıllar sonra merhum Akbulut'un başbakanlığı döneminde kalıcı olarak ibadete açılmıştı. Samimiyeti, dürüstlüğü ve tevazu ile bilinen merhum Yıldırım Akbulut, halkın içinden bir devlet adamıydı. Ülkemiz ve siyasetimiz önemli bir değerini, kendine mahsus bir tarzı siyaset erbabını, simge bir ismini kaybetti. Cenab-ı Hak rahmet ve mağfiret eylesin. Aile fertlerinin, sevenlerinin, milletimizin başı sağ olsun. Ruhu için El-Fatiha.
Konuşmalarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'a şükranlarımızı sunuyoruz. Ve sizleri merhum Yıldırım Akbulut'un anısına, saygı duruşuna davet ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii İmam Hatibi Sayın Ahmet Yedekçi tarafından duanın okunması. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rabbel alemin. Sayılı nefesleri sona eren ve şu anda son yolculuğuna uğurlamakta olduğumuz Türk siyasetinin örnek şahsiyeti, büyük devlet adamı Yıldırım Akbulut Beyefendi'ye 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine affınla, lütfunla, kereminle muamele eyle. Ruhunu şad, makamını cennet eyle. Geride bırakmış olduğu aile efradına, dostlarına, akraba ve arkadaşlarına sabr-ı cemil ihsan eyle. Kafey ehli iman ve ehli İslam ervahi için, şühedanın, tüm geçmişlerimizin ve Yıldırım Akbulut Beyefendinin ruhunun şad olması Allah'ın da rızası için. El-Fatiha. Cenazenin top arabasına konulması. Bana diyor oradan bilgi ver ya. Bana bir şey olsa ara. Bana bir şey.
şeylemesinde yanlış yer. Yani ya mevzu değil. Ben seni ararım ederim söylerim. Problem değil ama böyle olmaz. Olmaz. Şunu hayırlısı gibi bitireyim şimdi. Bana diyor sen diyor bir şey bekliyorum. Yok dedim ben. Dağılmış vardı. Ben şöyle yürüyeyim. Tamam. Gidelim. Görüşürüz. Kaldırıma çıkalım. Fatih abi hemen gidiyor.